Tamam, haydi. Çalışalım. Sizinle çalışacağız. Ben şimdi benim gözlerim uzağa görmüyor. Yani çok iyi görmüyorum. Hatta sizin bütün bugün sizin canlı videolarınızı bir de dün izledim. Bu üçüncü gün izleyişim. Geliyor hep kaçırıyorum sizin videolarınızı. Hepsini tam seyredemiyorum. Ama ben işte uzak, gözlerim uzak görmüyor onun için. Tamam. Bizim videolarımızı anında izlemenize gerek yok. Bizim videolarımızı isterseniz yıllar sonra tekrar izleyin. Her izlediğinizde size şifaya vesile olacak. Peki gözleriniz şu anda, bakın bakayım, uzaktaki neyi görmüyor? Belki saat vardır, belki masa, belki başka bir şey vardır karşınızda. Neyi rahat görüyorsunuz, neyi bulanık görüyorsunuz? Uzaktan çok iyi görünüyorum Refik Bey. Mesela ben şimdi oturuyorum. Dolabın üstünde bir oyuncaklar var, büyük yazılar var. Biraz yakına geldiğim zaman, yani ne kadar yakına, 20 santim falan yakına geldiğim zaman o büyük yazıları görüyorum. Ama yatağımın olduğu yerde göremiyorum. Gözlük takarsam görüyorum. Şimdi sorumun cevabını lütfen tam verin. Şu anda oturuyor musunuz, ayakta mısınız? Şimdi ayaktayım ve oturabilirim. Lütfen oturun. Bakın lütfen Evet. birbirimizi tam anlayalım. Oturduğunuz yerden karşınızdaki eşyaları bakın. Hangisini net görüyorsunuz, hangisini bulanık görüyorsunuz? Karşımda oyuncaklar var. Daha doğrusu oyun kutuları var. Kızımın oyun kutuları var. Oyun kutularını bulanık görüyorum. Büyük yazılar var. 20 santim yaklaştığım zaman görebiliyorum. Ama buradan mesafe 1,5 metre. Gözlükle görüyorum. Gözlük takmadığım zaman tek sadece karışık Bakın hep zaman kaybettiğimizin, harfler. tamam, zaman kaybettiğimizin farkında değilsiniz. Lütfen gözlüğünüzü çıkarın. Evet. Karşınızda duran bir nesneyi ne kadar net gördüklerinizi söyleyin ve bulanık gördüklerinizi söyleyin. Gözlüksüz. Ya ben yazı okuyamıyorum. Yani sadece yazılar var ama tam olarak okuyamıyorum. Tamam, ne kadar uzakta sizde onu söyleyin. 1,5. 1,5 metre. 1,5 metrede kitap mı var? Üzerinde ne yazıyor görmüyorsunuz, doğru mu? Evet, görmüyorum. Yani ancak çok yakına geldiğim zaman. Hep zaman Yok yok, kaybettiğinizi oturuyorum. Tamam, anlatabilirim ki. oturuyorum. Tamam. Kitabın rengine, üzerinde resimler var mı? Sadece yazımı var. Hiçbir tane harfini okuyabiliyor musunuz? Böyle bilgi verin. Umarım şimdi yine zaman kaybetmeyiz. Rengini falan görüyorum. Evet, rengini görüyorum. Ben tek yazı okuyamıyorum. Renklerini, her şeyini görüyorum. Ne olduklarını da görüyorum. Sadece yazı okuyamıyorum. Üzerinde peki bir yazı var mı? Tabii ki var. Üzerinde yazı var. Peki, Yazı olduklarını biliyorum ama ne yazdığını anlayamıyorum. tamam, şimdi kitap zaten anlaşıldı. Bir de aynı mesafede bir bakın bakalım başka neler var, neyi görebiliyorsunuz, neyi göremiyorsunuz. Aynı mesafede her şeyi görüyorum. Yani nesnelerin her şeyi görüyorum. Sadece o yazıları okuyamıyorum. Birkaç tane kutular var üst üste. Hepsi de büyük yazılar var. Ben okuyamıyorum. Bize verdikleriniz, anlattıklarınız yanlış bilgiler. Yani şu anda tamam o kitabı anladık. Başka kutular ya da başka şeylerde neyi görebiliyorsunuz, neyi göremiyorsunuz? Sizin söylediğiniz şey şu, ben her şeyi görebiliyorum. Doğru cevap değil ki. Nesne olarak evet, ben yazıları okuyamıyorum hocam. Tamam, başka evde hiçbir şey yok mu? Yani neyi nereden göremiyorsunuz onu da söyleyin. Ben 1,5 metre uzaklıktaki yazıları okuyamıyorum. Tamam, ben boşuna konuşuyorum. Kapatın gözünüzü. Kapattım. Öylece bekleyin.
İçinizden 300'e kadar sayın. Şu anda şifalanmak üzere kendisine vesile olmamızı isteyen herkes, eğer bizim videolarımızı ve duyurularımızı paylaşacaksa ben şifanın onlara ulaşmasını kabul ediyorum. Ama bizim bu videomuzu, başka videolarımızı, duyurularımızı paylaşmayacaksa, bu kadar bencil ve nankörse ona şifaya vesile olmayı kabul etmiyorum ve ona ulaşmasın. Bu kadar net ve basit. İsteyen kalır, isteyen hemen şimdi sayfayı terk eder gider. Ve şu anda sizin gözlerinizin şifalanmasına vesileyim. Ve bizi şu an ekran başından dinleyen dünyanın neresinde olursa olsun, duyurularımızı ve videolarımızı paylaşmaya gönüllü ve paylaşan arkadaşlarımızın, dostların, canların şifalanmasına şu an vesileyim ve şifalanmalarına vesile olmayı kabul ediyorum. Şifa size, Allah'ın şifası size ulaşsın. Siz 300'e kadar saymaya devam ediyorsunuz, ben çalışıyorum. Kaça kadar geldiniz şu an? 270. Gözünüz kapalı ve saymaya devam ediyorsunuz. Saymaya devam ederken şaşırmadan bana cevap vermeye çalışın lütfen. Almanya'nın neresinde? Saydım hocam. Tamam. Karlsruhe. Gözünüz kapalı. Peki, bekleyin öyle. Açın gözünüzü. Şimdi aynı yere, kitaba bakın. Evet. En azından birazcık daha iyi harfleri seçebiliyorum ama tam değil hocam. Tamam. Sizden ricam, benimle konuşurken ama, fakat, lakin, peki, sözcüklerini, edatlarını, bağlantılarını kullanmayın, olur mu? Tamam. Tekrar gözünüz. Gözünüz açık olsun, kapatmayın. Ve hiçbir şey yapmayın.
Öylece bekleyin. Bir dakika bekleyin. Şimdi bakın kitaptaki yazılara. Ben artık hocam gerçek ağlamak istiyorum. Ağlayın. Ben bu mucizeye gerçekten çok teşekkür ederim. Yani inanamıyorum hocam. Gerçekten söylüyorum. Yani herkes söylüyor. Ben istiyorum 3 gündür falan sizi. Ama gerçekten okuyorum. Gerçekten okuyorum. Buradan o yazıları görüyorum. Bugün birisine daha yaptınız. Yani o bayanı da izledim. Ben onunla yaptım ama ben yapamadım. Ama şu anda görüyorum. Gerçekten çok net okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yani ben inanamıyordum nasıl oluyor diye. İstiyordum. Yani inanıyordum. Fakat yani kendim yaşamak istiyordum. Tamam. Yaşadım. Teşekkür ederim. İşte şimdi birkaç noktayı paylaşıyorum. Birkaç nokta vurgulayacağım. Bir. Evet. Bunu sadece kendisine faydasını sağlamak, bunun insanlara ulaşmasını engellemek bir bencillik, bu bir. İkincisi, eğer bunun farkındaysa insanlar, bunun bütün dünyaya yayılmasına yardımcı olmalı. Evet. Bunun yayılmasını ya videoların ya da duyuruların paylaşmasını sağlayarak yapabilirler. Üçüncüsü, bunun eğitimini alıp bunu bütün dünyaya, insanlara, hayvanlara, bitkilere, dünyaya ve evrene hizmet olarak sunmak yüce gönüllü insanların işi. Umarım yüce gönüllü insanlar arasında girenler çoğalır. Dördüncüsü, bunu öğrenmek o kadar kolay ki 2 günde tamamen öğreniyorsunuz. Beşincisi, bunu uygulamak daha da kolay. Bakın ben şimdi Amerika'da bir eyaletten diğerine arabayla giderken ve 70 mil hızla araba kullanırken sadece sohbet ederek sizden bunun yok olmasına vesile oldum. Ya ben bunun de buna çok şaşırdım zaten. Bunun uygulanması bu kadar kolay, bu kadar basit. Bizim videolarımızı paylaşmayan, duyurularımızı paylaşmayanlar kesinlikle şunu net biçimde biliyorum ki bizim duyulmamıza engel olmak için uğraşanlar, bizi izlemelerine rağmen bizden şifasına vesile olmamızı gördükleri halde paylaşmayanlar bizi engellemek istiyorlar demek. Umarım bu videolarımızı, bu duyurularımızı paylaşan insanlar artar. Daha fazla insana daha çabuk ulaşırız. Haydi, selamlar, saygılar, Mucize Ötemiz sonsuz. Teşekkürler. İyi akşamlar. Güle güle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çalışmalarımızı mucize ötesinde gerçekleştiriyoruz. Bunu uygulamak bu kadar kolay. Araba sürüyorsunuz. Şu an 64 mildeyim. Buradaki hız sınırı 70 mil ve 70 mile düştüm. Haydi. 70 mildeyiz. Bunu öğrendiğinizde uygulamak bu kadar kolay. Ve ayrıca şunu kesinlikle net biçimde söyleyeyim ki bu bugünden itibaren meslek edineceğiniz bir eğitim. Nasıl meslek edineceğiniz bir eğitim? Yani bugün öğretmensiniz, doktorsunuz, mühendissiniz. Bir ayda kazandığınızın 50 katını kazanacak bir mesleğe sahip olacaksınız. Ve bugün yaptığınız işle
yılda 10 kişinin hayatına dokunuyorsanız, yılda 10 milyon insanın hayatına pozitif yönde, ona şifa sağlama, vesile olma yönünde hizmetiniz olacak. Hani daha fazla nasıl açıklayabilirim? En yakın eğitimimiz İstanbul eğitimi, bu çarşamba 19 Haziran'da. Asistanım Emiş İspir Hanım'ı arayarak eğitim hakkında bilgi alabilir ve eğitime kaydınızı yaptırabilirsiniz. Emiş İspir'in telefon numarası 0-507-192-0620. Sayfamın her yerinde sürekli olarak onun telefon numarasını her noktada bulabilirsiniz. Mucize ötemiz sonsuz. Kapatıyorum.